Sisifos Gaming'den herkese selamlar. Izdırap zorluk seviyesindeki serimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. Artık 28. gündeyiz. Yeni aşamaya geçmeden önce 3 günümüz kaldı. Son bölümde Canhıraş Kasvetli Körfez'e gelmiştik. Ama bildiğiniz gibi Kasvetli Körfez oyundaki en sıkıntılı, en zorlu haritalardan biri. Her yanımızda bozkurtlar olacak. Ve tabii ki bu zorluğun yanında bizdeki bu şans varken kar fırtınası da gelmek üzere gibi gözüküyor. Mecbur aşağı iniyoruz. Çok bir gıdamız yok. Öyle bir sıkıntımız var. Şimdi gece vakti hava iyice soğuk olur. Aslında günün bu saatleri o denli de yani yine tabii ki soğuk olurdu da üstesinden gelemeyeceğimiz bir soğukluk olmazdı. Fakat şu an üstesinden gelemeyeceğimiz bir soğukluk var ne yazık ki. Mecbur bekleyeceğiz ama çok yakıtım yok, çok çubuğum yok. Dışarıda çok vakit kaybettim, çok üşüdüm. Deyim yerinde ise bu bölüm bizim için ölüm kalım bölümü olacak. Bu bölümden sağ çıkmayı başarabilirsek en az 100 gün giderimiz var diye düşünüyorum. Ama bu bölümden sağ çıkamazsak serimiz de tabii ki noktalanmış olacak. Bayağı hayati öneme sahip bizim için o açıdan. Kıyafetlerimizin kondisyonu çok iyi değil. Gönül isterdi ki tamir yapalım ama tamir yapabilecek durumda ne yazık ki değiliz. Burada ısınsam ayrı dert, ısınmasam ayrı dert. Vallahi ne yapayım ben de bilmiyorum. Şimdi bir saat uyuyacağız mecbur. Isınmamız gerekiyor biraz. Her ne kadar çok ısınmayacak da olsak çünkü aşamalardan dolayı elde ettiğimiz oyuna eklenen hastalıklardan dolayı normalde de buz tutmuş kemiklerden kaynaklı olarak daha yavaş ısınıyoruz. Onun dışında zaten ekstra da üşüyoruz. O yüzden ne yazık ki istediğimiz kadar ısınamadık. Artık ama mecbur ayrılık vakti geldi çattı yani mecbur ilerleyeceğim. Eksi 37 derece nedir be kardeşim? Çok üşüyorum ya. Abo. Heh. Bir an düşme hasarı alacağım sandım da neyse ki almadım. Şimdi her türlü bir kibrit yakacağız gibi. Şurada ateşimizi yakalım. Oraya kadar bile mi yakamayacaksın be Bastırç'ım? Buraya kadar da yakarsın güzelim. Evet, şimdi mağaramıza gelmiş bulunuyoruz. Şöyle dıştan içe doğru bir ateş yakalım istiyorum ama çok da mantıklı olmayacak gibi. Bir yandan soğuk hasarı alacağı benziyoruz. Süre kurtaracak gibi gözükmüyor. Muhtemelen sağda hipotermi riski başlayacak şimdi. Bunu yapmak zorunda da değildim aslında yani. Hatta yapmayalım evet. Ateşi de yakamadı zaten. Bir ateş yakmam gerekiyor da süresinden maksimum verimi almam gerekmiyor. En nihayetinde ısınacağız ve burayı terk edeceğiz. O yüzden o denli önemli değil. Şimdi bir kömür kullanmak zorundayım gibi gözüküyor ne yazık ki. Her ne kadar istemiyordu olsam. Zaten yavaş ısınıyoruz. Çubuğumuz az. Bu kömür her türlü oraya gidecek yani. Çaylarımızı ısıtacağız. Sonrasında ilerleyeceğiz. Bu gece ayakta kalsak, soğuk hasar falan tanklayabilirsek çok şahane olurdu. Ama öyle bir opsiyon muhtemelen olmayacak. Şimdi şu termostakileri bir ısıtalım. Artık kuş kabuğu çaylarını da içmeye başlayacağım. Olabildiğince iyileşmek istiyorum çünkü herhangi bir aksilik durumunda ölmek istemiyoruz tabii ki. Bozkurtlara karşı çok bir koruma kalkanımız yok açıkçası. Meşale taktiğiyle artık hayatta kalmaya çalışacağız. Bir tane denizci fişeğimiz var ama o kurtarmaz. Çünkü gitmemiz gereken yere gidene kadar muhtemelen 3 farklı sürüyle karşılaşırız. O yüzden çok yeterli olmayacaktır. Bir adet denizci fişeği. Mecbur meşale taktiği yapacağım. Oğlum şuraya 2 adım bile mi atamıyorsun ya? kadar mı be Astrid'cim? Bu kadar mı ya? Ne yaptın sen öyle ya? Şu termosları da ikileyebilsek şahane olacak. Bu seride en az 2 termos mentalitesiyle hareket etmemiz gerekiyor. Maalesef hiç kumaş yok üzerimde. Oradan yana yüzümüz gülmüyor. Ne yapacağız? İnanın ben de emin değilim. Bir an önce ısınacağız, orası kesin. Her ne kadar çok ısınmıyor da olsak şu an için. Bir an önce ısınmam lazım. 16 derece aslında şu an. Fakat biz yavaş ısınıyoruz. Buz tutmuş kemiklerden kaynaklı. Bu da her şeyi ekstra zorlaştıran bir etmen olarak karşımıza çıkıyor maalesef. Böyle nereye kadar ama ya. Çok çay içmem falan gerekir. O da mümkün değil. Vallahi nasıl halletsek acaba o işi? Su mu içmeseydim keşke? Keşke su içmeseymişim. Sen şu çayları bir at buraya. Bir tanesini daha al. Onu da termosa at. Termosu fullledik. Termosu ateşin yanına koyalım. Kalan bir çay, içebileceğimiz bir çay. Kahveyi de atıyorum hadi. Kahveyi de tüketebiliriz. Gerçi absürt bir saat değil halihazırda ama bir şekilde halledeceğiz her şeyi. Bir şekilde halledeceğiz. Çay yapmaya devam ediyorum. O sırada bir şuraya bakalım. Belki bir şey çıkar kayda değer. Tabii ki çıkmadı. Nasıl ısınabilirim? Yani şuraya sedir içerisine atıp biraz daha vakit geçireyim diyeceğim ama öyle de iyice boka saracak be her şey. Her şey boka sarmayacak olsa neyse de yani. Her şey de boka sarıyor böyle. Nasıl yaparız ya? Biraz şöyle zaman geçirdirelim. En azından daha çok ısınıyorum. Sonra da çaylara odaklanırım. Buradan bir meşale çekiyorum. Suları alıyorum. Uyku tulumunu alıyorum. Çaylarımı çekiyorum. Önce bir şunu içelim. Susuz da değiliz ama elimizden bir şey gelmiyor artık. Yapacak bir şey yok diyeceğiz. Bir süre idare etse yeter zaten. Çubuk toplamam lazım. Pek bir çubuğum yok. Kasvetli Körfez'de de huş kabuğu oluyor. Huş kabukları görürsek toplamamız lazım. İlk bozkurt sürüsüyle her an karşılaşabiliriz. Havada bozmaya başlıyor. Şu taraftan gitseydik aslında işimize yarar şeyler bulma ihtimalimiz vardı. Huş fidanı, akçaağaç fidanı gibi. Fakat mümkün gözükmüyor bu soğukta. İlk bozkurt sürüsü birazdan kapımızı çalacak. Şu ötede görüyorum ben birini. Lan tam da girişi tutuyor şerefsizler. Çubuk almayı unutmayalım. Şurada bir akçaağaç fidanı var ama onunla uğraşmayacağım. Bunları atlatamam maalesef. Gelene kadar onlar ben bir çayımı içeyim, ısıtayım kendimi güzel. Kalabalık bir sürüye benziyor. Meşalem de sönüyor. Maalesef kalabalık bir sürü ya. Koş Astrid koş. Bu sürü bizi hiç eder Astrid'cim. Koş sen güzelim. Bu dörtlü fazla güçlü gibi. Şurada uçuyorumdur herhalde ama. Şşş bas git lan. Geri bas, şekil yapma bana. Şekil yapma. Oğlum ne çektirdiniz be. Vallahi billahi ne çektirdiniz. Sırtımı duvara verebileceğim bir açıya geçersem bir çay daha içeceğim. Şu an sırtımı bir duvara verecek bir açıda değilim. Merdivenlerden çıkamıyorlar. Öyle bir avantajımız var. Ama buraya geldik diye bizi de unutmayacaklar. Gözle görebildikleri bir mesafedeyiz çünkü. O yüzden unutmayacaklar bizi. Burada ısınıyorum ha. Güzel. Burada ısınacağımı düşünmüyordum ben. O açıdan iyi. Ne bulduk? Kitaplar bulduk. Bunları alabilirim ya. Yakıtım yok pek. Çubuk toplayamadık yeterince. Şurayı bir lootlayalım. Yola devam etmemiz lazım. Bu gece varmak istediğimiz yere kodu almaya gideceğiz. Pratik tüfekçilik kitabı bulduk. Peki. Çırağı, tutuşturucu parçası. Başka göremediğim. Yemekler. Tatlı. Tatlı yemeğe ihtiyacımız vardı. Bunlar iyi oldu. Yemekler iyi oldu bayağı. Daha çok ve daha çok kitap tabii ki. Çöp kutusuna bakmışım, bir şey yok. Gözümden kaçan başka bir şey de yok gibi açıkçası. Yani evet. Sanki hiçbir şey yok. Yeterince taşım olsaydı yeterince güvenli yerden taş ata bunları bezdirmeyi başarabilir. Aha tencere. Çok iyi abi. Bunları bezdirebilirdik ama o kadar öyle ne taşım var ne bir şeyim. Meşale ata da bezdirebilirsiniz bu arada. Ama o da çok fazla yakıtınız olması gerektiği anlamına geliyor. Bizde ikisi de yok vallahi. Biz biraz şansa yaşamayı seviyoruz. Bu sporu yapıyoruz maalesef. Bu sporu biz de böyle yapıyoruz. Hava rüzgarlı gibi. Singiden ha. Vurabilirsem şey olurdu da. Aa vurmuşum. Bakın alttaki barda şey oldu. Hasar verdik sürünün moraline. Vurmuşuz vallahi. Helalimiz var. Helalimiz var. O zaman klasik metotlar... Çay ısıtma seansları. Öyle yolumuzu bulalım. O sırada bir ayş yapalım. Bir ayş yapalım. Onun yanında ne yapalım biliyor musunuz? Ulan bu tariflerde kullanılıyor da çok ağırsın be kardeşim. Hem ağırsın hem kondisyon düşük. Nasıl yaparız onu? Şunu yiyeyim ben be. Bu aradan bir çıksın. Aslında bunlardan ısınma bonusu aldığım için bunları da yemek mantıklı olabilirdi de. Ama bunlar da su veriyor. Böyle de çay içme şeyimi düşürüyorlar. Kapasitemi düşürüyorlar yani. Mantar çayımızı da aldık. Ayıp olmasın diye madem buradayız. Benim daha meşale çekmem de gerekecek zaten. Buraya biraz daha kitaplar atalım. Hava boka mı sarıyor ya? Hava çok güven vermiyor maalesef. Hava çok güven vermiyor. Bu kötü oldu havanın güven vermeme olayı. Ve buranın etrafını gezmek istiyordum. Halat var mı? Halat var. Halatı şöyle koyalım, unutmayalım. Hava eksi 37 dereceden devam ediyor. İçerisi 22 derece. Çayları, kahveleri ısıt iyice. Suyu koymadım ama. Şuraya da bir su koy. Güzel yarınları anmak adına. Şurada biraz ısınalım. Isınma bonusumuz ne yazık ki gitti. Yok bu beni ısıtmayacak gibi ya yeterince. Hava da kötüleşiyor yani durduk yere. Tamam bu kadar ısındık yeter o. Allah razı olsun diyeceğiz. Allah razı olsun diyeceğiz. O sırada full meşalelere abanıyorum ben. İyi kötü demeden, açız tokuz demeden meşalelere bir abanıyorum. Vallahi böyle gece seyahatleri benim çok hoşuma gitmiyor. Sizin de görüş kaliteniz düşüyor. O yüzden de sevmiyorum. Mecbur kaldık. Kusura bakmayın. Şuradan yine bir yakalım şunu. Çaylarımızı alacağız. Bu kapı çaldı. Bir saniye kusura bakmayın. Şimdi ilerlemeye bakacağız. İlerlemeye bakacağız. Havada biraz dindi gibi inceden ince. Şu dağcılık halatını alacağım. Bunu aşağı bırakalım. Şu an bize ağırlık katıyor. O konuda bir şey yapamam maalesef. Şurayı aramadım. Orayı da bir aramam lazım. Belki kömür bir şey buluruz derken bulamadık. Hop hop yavaş birader yavaş. Basit lan. Lan sen niye... böyle mızılmadı. Bir garip garip hareketler, bir değişik artistlikler. Oğlum üşüttün beni şerefsiz kurt ya. Vallahi şerefsiz kurt ya. Buradan ilerleyeceğiz, ne yapacağız? Biraz soğuk hasarı yiyebiliriz gibi gözüküyor. Ben de yemek istemem ama. Başka çarem yok gibi. Yolumu kaybetmeyeyim de o sırada. Biraz çubuk koy. Meşaleyi değiştir. Şu it kopuk serseriye meze olmadan. Şşş, bak bak. Arkalamaya çalışıyor uyanık. Uyanık arkalamaya çalışıyor. Sen kimi arkalıyorsun birader? Sen kimi arkalamaya çalışıyorsun birader? Hemen bir çay iç. Çok bir ısı vermeyecek bize de. Lan arkalatma kendini. Aa geyik. Şu geyiği indirmeyin lan. Geldik geldik, güzel güzel. Geyikçim, seni indirecekler be güzelim. Bunun içinde gizli revolver var. Daha düşük zorluk seviyelerinde. Bizde tabii ki yok. Izdırap'ta tabii ki yok ama. Daha düşük zorluk seviyelerinde oynuyorsanız revolver'ı bulabilirsiniz orada. Bu bana mı geliyor? Geyiğe mi halleniyor? Bana geliyormuş. Tamam. Köprüyü geçemiyor olman lazım ya. Kurtlar genelde köprüleri geçemiyor. Şimdi buradan kodu alacağız. Aurora olursa diğer tarafa gideriz. Aurora olmazsa geceyi burada geçiririz. Bir ihtimal şanslıysak burada güzel bir kıyafet bulma şansımız yüksek. İş botu bulduk peki. Şu ankinden daha çok sıcaklık veriyor ama hem daha ağır hem koşma penaltısı veriyor. Bizim zaten koşma penaltımız var ama en azından şu anda olsa giyelim biz her türlü onu bir. Biraz kafamız rahat etsin. Denizci fişeklerimizi alıyoruz. İlaç dolabını araştırıyoruz. Biz niye bu kadar ağırız bir de 35 kilo? Aa tamam, 5 kilo cezamız var. Geyik derisi. Amerikan geyik çantamız da yok. O ikisi birleşince öyle oluyor tabi. İletişim raporum. Tahliye talep ediyorum. Her yerde kurtlar var. Bataklıktan sahile kadar beni kovaladılar. Hiçbir yırtıcı önleyici işe yaramadı. Hiç yemek kalmadı. 12 numaralı kulenin altındaki çalışma sahasını kontrol edeceğim. Güvenlik duvarlarını geçmek için 154 kodunu kullanacağım. Acele etmeliyim. Et bakalım acele kardeşim, et. Bana da şuradan bir kahve bıraktıysan ben seni çok seveceğim. Allah diyeceğim, gani gani rahmet eylesin ona. Çünkü muhtemelen seni kaybettik maalesef, artık aramızda olduğunu düşünmüyorum. Umarım aramızdasındır tabi, hani o ayrı bir mesele ama hem raporunu okuduk hem dünyanın durumu ortada. Bunca gündür de hayattayız, kendimizden başka da kimseyi görmedik yani. Şimdi ben ne diyeyim ki, ne diyeyim? Yani kıyafetler buluyoruz da işimize yarayan bir şey bulmadık daha. Ha, kumaş bulduk tabi. Ama şu an gece olduğu için tamir yapamam zaten. Dikiş kiti güzel. Daha iyi bir şey verse burası bana çok tatlı olur ya. Bir de bu gece Aurora olacak mı? Şimdi bize en nihayetinde Aurora olmadan oraya girmemiz gereken yere giremiyoruz. Eğer bilmeyenler varsa biraz spoiler veriyor gibi oluyorum ama mecburum yani, ne yapayım. Zaten bu bölümde o işi yapacağız. Gideceğimiz yer silah, mermi yapma yeri, mermi yapma ve tamir yapma yeri aynı zamanda. Fakat buradan bulduğunuz kodla giriş yapabiliyorsunuz. Sadece Black Rock'taki gibi tıpkı. Ve o kodu da girebilmeniz için Aurora olması gerekiyor. Burada 10 dereceyle iyi ısınıyorum ben de. Ya bu Aurora olacak mı olmayacak mı belli değil en nihayetinde de. Yine gidebiliriz tabii, yine gidebiliriz ama o belli değil, bu belli değilken Nacizane ben uyumak isterim aslında. Ama şimdi 7 saat uyusam sabah olacak. Bu da demek oluyor ki bu gece Aurora olursa biz ondan faydalanamayız demek oluyor. Ekstra bir gün daha da buradayız demek oluyor. Ekstra bir gün daha burada olmak istemiyorum yani. Onun yerine Aurora'yı beklemek isterim. Burada metallerimiz sayesinde şunları da tamir edebiliriz hepsini aslında. Çok tamir edilecek bir yanları yok gerçi de. Yani kondisyonları iyi durumda. Fakat bir opsiyon olarak yapılabilir. Şu ağır çekici keşke bıraksaydım ya. Ya da onu aldıysam da nacağı bıraksaydım. İkisini bir arada taşımak bize sadece acı ve ağırlık veriyor. Başka bir şey vermiyor. Başka bir şey vermiyor. Şimdi şunları parçalayayım ben bir her türlü. En kötü kumaş olur diyeyim. O ara bir Aurora girse vallahi bak ateşi söndürdüğüme de acımam ha. Derim ki bir kibrit sana feda olsun kardeşim derim. Ama Aurora'nın olacağını düşünmüyorum. Hiç öyle bir izlenim vermiyor hava şartları. Genellikle berrak gecelerde Aurora oluyor bu oyunda. Ama böyle bazen Aurora gerektiren haritalara girdiğinizde Aurora olabiliyor diyecektim. Lakin bu kadar kötü bir havada Aurora olacağını düşünmüyorum ben ya. O yüzden efendi gibi yatayım uyuyayım ben. Isınmış olalım güzelce. İlla ki gecenin bir vakti Aurora olabilir. Hani bir yandan az az uyusak da olur da. Bir yandan da iyileşmem lazım. Ne yapalım? İyileşmek için de maksimum süre uyumam lazım. Her ne kadar uyuduğumuzda da çok iyileşemiyoruz. Bunun da bilincindeyiz. Bunun da farkındayız ama ne yapalım yani pek bir çare yok. Oğlum hala mı dışarıda kar fırtınası? Ayıp lan artık. O zaman şöyle yapacağız yani ben şunları buraya koyuyorum. Böyle biraz hafifleyelim en nihayetinde. Öyle bir güzelce kilo verelim. Kilo verelim deyince de bir ilginç oldu ama anladınız siz beni. Bir ben dışarı çıkayım bir etrafı kolaçan edeyim güzel güzel. O geyiği vallahi yine Aurora var. Gündüz gözüyle bir bunun arkasına önüne ötesine berisine sağına soluna iyicene ama iyicene bakalım. Şurada bak mesela bu lavrat otuna ihtiyaç duyabiliriz onu alalım o yüzden. Kardeşim seri al. Seri sen bunu alana kadar ben yine soğuk hasarı içeceğim. Izdırap zorluk seviyesinde hava inanılmaz soğuk bildiğiniz gibi. Ama onun dışında bu harita da ekstradan soğuk. Tabii ki şu an oyuna yeni eklenen haritalarla beraber Kopuk Köprü haritası açık ara en soğuk harita. Fakat Kopuk Köprü haritası da yokken ya da DLC haritaları yokken diyeyim hadi. Oyundaki en soğuk ama en soğuk harita Kasvetli Körfez'di. Çok ama çok uzun süreler oyunun en soğuk haritası tam olarak içinde şu an bulunduğumuz haritaydı. O yüzden bu da ızdırabın soğuğuyla birleşince o da şeklini konuşturuyor desek yanlış olmaz. Yanılmış olmayız açıkçası. Şimdi bir suyumuzu içeceğiz el mahkum. Her ne kadar o susuzluk benim işime geliyor da olsa yani çayları ve suyu daha verimli kullanmama yarıyor da olsa şu an öyle bir lükse sahip değilim. Başarısız olamazsın Astrid ama sen de öyle bir lükse sahip değilsin güzelim. Biraz böyle elin işten anlasın ya. Nasıl hayatta kalacağız? 2 kumaşım vardı bak birini parçaladın gitti. Birini parçaladın gitti. Isınmadan da çıkmak istemiyorum da yani. Bir saat daha uyuyayım ben ya. Hava düzelmiş gibiydi aslında. Rüzgar dinmişti ama vallahi ısınmamız lazım. Ne yapalım? Kasvetli Körfez'i özel yapan bir diğer şey de arkadaşlar. Oyunda en çok Amerikan geyiğine ev sahipliği yapıyor olması. 3 gün arayla 3 tane Amerikan geyiği avlayabilirsiniz bu haritada. Özellikle şansınız beraber giderse. Derken hava yine mi kötüleşti ya? Yine bir rüzgar sesi geliyor dışarıdan. Yo iyi. Büyüteçte bile ateş yakılır valla. Büyüteçler eksi 48 ne be kardeşim, ayıp be. Öf, neyse tamam gideyim. Burası kısa yol aslında, ben buradan gitmem lazım da şu arabalara bakmadık. Yani şu arabanın birine özel silah koydular. Silahın olmadığı modda da kayda değer bir şey koymuşlardır ümidiyle göz atmak istiyorum oraya. Levyem mi yok lan benim? Oğlum benim levyem niye yok? Onu nerede bıraktım kim bilir? Ah eşeksiz foto. Kim bilir nerede bıraktın levyeni sen? Vardı benim levyem. De ben mallık edip bir yerde bırakmışım. Soğuk hasarı yiyoruz bedavaya. Bu üç araçtan birinde özel revolver var. Daha düşük zorluk seviyesinde oynuyorsanız tekrar edeyim. Bir granola bar için yarab. Ne yiğitler heva oluyor gerçekten. Olan bir bokta çıkmadı. Belki akü olabilir birinde de ona bakamam vallahi, hiç uğraşamam. Şu an büyüteçle ateş yakabiliyorum. Büyüteçle ateş yakmak istiyor muyum? İstiyorum. Büyüteçle yaktığım ateş beni ısıtır mı? Isıtmaz. Ama hem beleş ateş hem efendi gibi çaylarımızı yaparız. Ben ateşimi şuraya yakıyorum. Şuna da kitabı koyuyorum. Koy kitabı koy. Seri yak, hasar alıyorum Bastırç'ım, tamam mı güzelim? Bu işi tek de hızlıca halledebilmen lazım. Artık sen o seviyelerin kadınısın. Kaç gündür bu muazzam zorlukta hayatta kalıyorsun sen. Artık kendine çeki düzen ver ya. Olmaz böyle. Aferin Astrid. Biliyorum kurtarmıyor ama olsun, olduğu kadar. Ateş yakmakta seviye 3 olduk artık. Hafiflememizin bir aracı daha açılmış oldu. Olaya böyle bakabiliriz bence. Şu çayları resetle güzelce. Çayların hepsi resetli mi? Resetli. Bu çaylar bizim için hayati öneme sahip. O yüzden resetlensinler. Kahveler resetlensinler. Çorbayı ve şeftaliyi de pişirmek istiyorum. Şeftali dediğim gibi tarifler içinde kullanıyor ama şu an hem hafiflemem lazım, hem kalori lazım, hem ısınmak lazım. Her şey ama her şey lazım da lazım yani. O yüzden yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Bir sedir çırasını dağıt. Ben burada ısınmıyorum ama o yüzden içeri giriyorum artık. İyi kötü biraz ısınıyoruz içeride en azından. Şunu parçalayabilirim ama bunu parçalamak çok uzun sürüyor ya. Baksana sen şuna. 1 saat 15 dakika yani kim uğraşacak kim uğraşacak. Ayıp olmasın diye şunları parçalayabilirim. Levyemiz olsa hemşiymiş ama o aracın bagajına bakmak istiyordum. Bir de buralarda çok bagaj var. Ha burada levye buluruz yani, bulamayız değil de yine de. Şimdi bulana kadar kaç arabayı kaçırırız, bir şey olur falan. Madem artık tutuşturucuya ihtiyacım yok, siz bir gidin mesela. Neredeyse yarım kilo hafifledik bu faaliyetten. Burada 8 dereceyim ya. Oğlum hiç sıcak değilim. Yemin ediyorum bize hiçbir yerde rahat yok. Niye böyle ya? Şöyle bir dışarı bakalım. Ateşler, çaylar, her bir şeyler. Isınırlar mı? Isınırlar. Isınırlar mı? Isınırlar. Ben de 1 saat uyuyabilirim gibi. Evet 1 saat uyuyorum. Baksana yani ısındığım kadarını dışarıda 2 saniyede zaten hiç ettim. 1 saat daha uyuyorum. Yani çok saçma bir uyku düzenim oluyor böyle de ne yapayım. İnanın ben de bilmiyorum yani. Bir şekilde ısınmak lazım. Ve çıkabiliriz artık. Şimdi buradan tabii ki normal yollarla inmeyeceğim. Biraz beni tanıyorsanız tahmin ediyorsunuzdur diye umuyorum. Keçi inişi yapacağız. Bu konuda ama şanslıyız. Oyunun burada bizim için özel tasarladığı deyim yerindeyse bir keçi inişi noktası var. Biz de tabii ki ondan faydalanacağız. Güzel bir meşale de aldık. O açılardan rahatız. Ama bu güzel meşaleyi böyle hiç etmeyelim. Onun yerine Gerçi en dandiği bile fena değilmiş de neyse. Daha fazla üşümeden ben yola çıkayım. Şu kahveyi al, şu kahveyi al, ilerle. Şimdi bakın bu köprüde gördüğünüz gibi nizami bir aralıklar varken burada yok. Buradan geçebiliyoruz. Buradan geçtik mi? Geçtik. Şuradan belki biraz hasar alabiliriz ama doğru yaparsam hasar almamam lazım. Nitekim almadım. Harikayım. Haydi Astrid'cim göster kendine. Ulan şurada bir kurt sürüsü daha var ya. Buradan da şöyle geleceğiz. Yine full eğilerek ilerleyeceğim. Şuradan yine hasar aldık mı almadık. Buradan da şöyle inelim. Şöyle tatlı tatlı. Tatlı tatlı inelim. Aynen öyle. Aynen öyle Astrid'cim. Yapıyorsun bu sporu, yemin ederim yapıyorsun be güzelim. Vallahi senden iyisi yok. Senden iyisi var diyen yalan söylüyordur. Madem bir ödül olarak sana bir kuş kabuğu çayını içirelim bir. Sen ısınırsın. Kemiklerin üşümüştür bu dondurucu soğukta. Baksana içtiğimiz çaydan bile adam akıllı ısınmıyoruz. Doğru düzgün ısınmıyoruz. Burada kuş kabuğu bu taraflarda değildi de. Yani şunları toplayabilmek lazım aslında. Şu hasırotlarına ihtiyacım var. Bu zorluk seviyesinde daha önce dediğim gibi bulabildiğim tüm hasırotlarına ihtiyacım var da işte. Şu an yaşadığımız koşullar buna izin vermiyor. Şurada bir balıkçı kulübesi var. Aslında balık avlamamız da gerekecek iyileştiren tarifi yaptığımız takdirde. O yüzden o işe şimdiden girişelim gibi bir düşünceye de kapılabiliriz pek tabii. Fakat hem buna hazırlıklı değiliz. Yani balık avlamaya gerekecek, yetecek malzemeler bizde maalesef ki yok. Ya da av mav yapmamız lazım. Şu kurt sürüsünü bence dojlayabilirim ya. Bu meşalenin her türlü sönesi var arkadaşlar. O yüzden çok üzülmeyeceğim kaybedersem de. Nitekim kaybetmedim. Ben bir çay daha içeyim. Her türlü bir soğuk hasarı yiyeceğim gibi gözüküyor da. Minimize edelim. Levyemiz olaydı iyiydi. Ne yapabiliriz? Ayıya doğru gidebiliriz aslında ya. Şurada ayı var. Aslında ayıya doğru mu gitsek? Daha yakın da olabilir aslında ayıya doğru gitmek, biliyor musunuz? Şu kabinin orada ayı var. Ayıya doğru gidiyorum ya ben. Vallahi. Şimdi meşalem sönerse orada mal gibi kalırım hem. Hem de gelmişken bir ayı avlamayalım mı? Bir ayı avlayıp neşemizi bulmayalım mı be? Neşemizi bulalım. Neşemizi her zaman bulmaya gayret edelim. Ne olursa olsun. O yüzden şöyle bir gideyim ben. Belki buralarda loot olabilir biraz ama vallahi çok bakasım yok. Soğuk hasarı yemekten harap düştüm. Bitap düştüm. Ayı Bey buralarda mısınız? Ayı Bey buralara kadar geliyor arkadaşlar. Yani tam kapımızın önünde olabilir ama değil gibi kapımızın önünde. Aha. Oğlum bunların ikisi de kapalı mıydı lan? Birini açın bari. Heh. Allahsız herifler ya. Yani ikisini de kapattınız sandım. Tamam ben bir şuraya gireyim. Soğuk hasarı yemeyelim. Olabildiğince iyileşelim. Eski uyku tulumu bulduk peki. Perdeler merdeler. Bu ateşin bize pek bir hayrı olmayacak. Benim anladığım o. Bir tabağı alıyorum. Burada çok kumaş varmış ya. Şu balığı keşke alabilsem. Tam da ihtiyaç duyacağım balık. Bir denizci fişeği daha. 2 tane konserve sardalya. Hadi güzel bir kıyafet. Sağlam hafif ceket. Yani 2 kumaş kaynağı. Başka bir işime yaramaz. Başka bir işime maalesef yaramıyor. Başka da evet, genel olarak da pek bir şey yokmuş burada zaten. Habire kumaş var. Kumaş dışında bir şey yok. Tamam ne yapalım, 11 dereceyle ısınıyoruz. O da bir şey diyeceğiz. Ben bunu söndürüyorum ya. Buradan bize hayır gelmeyecek. O belli oldu. Şunu yere koyuyorum. Bir perde topluyorum. Biraz tamir, biraz şu bu derken. Hem ısınalım hem belki Aurora olur. Aurora olsa da bize ne kadar faydası olur o da ayrı bir konu. Şu an o açılardan çok iyi bir durumda değiliz maalesef. Şu 0.7 veriyor tamir etsek de 45 dakikada çok be kardeşim. Şu da 0.7 veriyor mesela ve 30 dakika bunu tamir ediyorum. Baksana ya, hiç ısınmıyoruz, öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Biraz kumaş toplayacağım. Perdeleri alalım en azından. Ayı geldiyse kömürlük ateş değer de. Çok çubuğum da yok benim var ya. Hani çok öyle aman aman bir yakıtımız da yok. Şuna bak, 9 çubuk var. Aha yine kar fırtınası. Beyzbol şapkası diyorsun. Bir tamir işine daha girelim biz Nisa. Neyi tamir edebiliriz? Seni de tamir edebiliriz de. Seni tamir edebilirim. 0.4 derece verirsin seni tamir etsem. Senden de 0.5 geliyor aslında, daha iyi. Bu pantolonlar bir süre bizde olacak ya. Bunları yarım saat diyorsun ama çok diyorsun ya. Yarım saat çok. Buradan 0.7 geliyor. Bunu giyerim. Tamir ederim, daha iyi. Hadi sen de bir alalım. Onu da yapamadın Astrid ya. Güzelim, sende bir yamukluk var. Dışarıda da kar fırtınası var. Biz tabii ki ısınabiliyor muyuz? Isınamıyoruz. Saatlerdir buradayız. Sadece 9 dereceyle ısınıyoruz. Şimdi sen tamir edene kadar akşam olmaz da bu sefer başarısız olma ama bak. Kalpleri kırma, beni üzme. Ya bak, vallahi darılıyorum. Üseceğim, gideceğim, olan o olacak. Asıl tamir etmen gereken etmedim. Bak bunu nasıl da ediveriyorsun. Şöyle bir dışarı bakalım biz, hafif biraz ısındık. Abo, bu havada ayımayı olmaz tabi. Ayımayı olmaz da şuralarda bir şey var mı? Oralarda bir şey yok gibi. Tam vallahi da yok. Hiçbir şey de yok yani. Bir ayıp olmasın diye 3-5 bir şey koyun be kardeşim şuralara. İnsan sağa sola bir şey atar. Bu insanlar buralara geliyor, buralara arıyor. Bu insanlar üzülmesin, bu insanları sevindirelim der. Hiç demiyorsunuz ya, hiç yani. Şu kumaşı da toplasan. Biz buradayız belli oluyor. Şunu bir daha bir tamir et bak. Hava kararmaz daha sen bunu edene kadar. Ha şöyle ya, ha şöyle. Artık 10 dereceyiz. Yehu, 1 derece kazandık, şahane. Öyle saçma sapan sevme tepkileri veriyorum ama yalandan bu kadar oluyor, ne yapayım. Şunları da yiyeceğiz el mahkum. Su da içeceğim. Biraz daha su içeyim. Sonra 3 saat uyuyup... 3 saat uyuyunca da mı iyileşemiyorum ya? Uyuyabildiğim kadar uyuyayım desem. Öyle yapayım, ne yapayım? Uyuyabildiğim kadar uyuyayım. Aurora olmasını umacağız. Umarım Aurora olur. Yastığı boş ver şimdi. Sen şu yatağa yat, yatağa. Güzel kardeşim. Hah. Ben gördüğüm gibiydi. Hah. 7 saat diyorum da 7 saat uyuyamayız. Umarım Aurora'ya uyanırız yalnız. Bak günler ilerliyor. Biz böyle ısınacağız edeceğiz diye günler geçiyor. Aurora'da yok. En azından ısındık biraz. O konuda yalan değil. Şimdi yok mu bir kapımızın önünde Aurora olması derken çok Aurora olacak bir akşam bu ya. Ama Aurora yok maalesef. Maalesef yok. Buralarda loot var mı? Loot da yok. Ayıya gitsem hava çok... Aurora girecek gibi ya her an. Üşüyorum biliyorum da benim bir ayıya bakmam lazım. Şu hasrutu mu ben mi... Serap görüyorum diyecektim, görmüyormuşum. Rüzgar diniyor. Ayı Bey. Nerelerdesiniz? Saygıdeğer ayı. Efendim, kapıyı açar mısınız? Geldik evinize, ininize. Kapıyı açmaz mısınız? Geziyor musunuz? Evde mi yoksunuz? Neredesiniz? Neredesiniz? Balık avlayabilseydik şurada balık avlardık tatlı tatlı. Hem ayı burada lan galiba. Alo, şu an koşacak enerjim yok. Ayı burada. Aha vallahi burada. Ayı beyler. Ayı beyler. Sizin mağaranıza doğru gelsek. Bak çok rüzgar var ayı bey. Şu an yeri ve zaman değil, bir saniye. Efendim bir saniye. Şu an rüzgardan dolayı ayı dansı yapmamız zor olacak. Ben sizi daha müsait bir noktaya çekeceğim. O müsait noktada önce ama bir mağaranızın içine bakmam gerekiyor pek tabii. Mağaranızın içi uygun koşullara sahip mi? Bunlara ev sahipliği yapıyor mu? Bu gibi şeyler bizim için önemli. Bizim için önemli. Şöyle bir bakalım evinize. Eviniz müsaite benziyor ya. Ne diyeyim, ne yalan söyleyeyim. Vallahi müsait. Vallahi müsait. Aynı da bir bakmak, göz atmak isterim nacizane derken gerek yokmuş. Buyurun efendim. Sizin eviniz burası zaten. Geliyorsunuzdur. Vallahi geliyorsunuz. Şöyle yapalım o zaman. Ben size şöyle ilk kurşunu atayım. Lan. Ulan ayı. Lan kaçma. Nereye kaçıyorsun? Oğlum çok kaçtın. Hah gel gel. Buradayım. Alo. Oo yavaş yavaş. Lan yavaş, oklarıma hiç ediyorsun ha. Heh şöyle, teşekkürler. Teşekkürler. Bu da bir ayı avlama taktiği arkadaşlar. Umarım iyi bir şekilde gösterebilmişimdir. Çok açıklayıcı olmadı, kusura bakmayın. Biraz adrenalin, aksiyon, şu bu derken istediğim seviyede açıklayıcı olamadım. Böylelikle yiyecek derdimiz kalmadı. Postumuzu da elde etmiş olduk. Bir de bir Aurora olursa tadından yenmez. Tadından yenmez. Çok yakıtım yok ama öyle bir sıkıntı var. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi onu aşmak için şuraya çubukları bir döşesen önce. Tüm çubuklarla ısınıyorum burada. Güzel. Suyum azdı diye anımsıyorum ben. En kötü bir su için de tencereleri koy. Yarım saat. Yarım saat siz takıla koyarken ben de şu güzelim ayıdan 2 kilo etini alıvereyim. 30 kilo, neredeyse 31 kiloymuş. Güzel de ayıymışım valla. Valla güzel ayıymışım. Helalin var. Helalim var. İyi de öldüreceksin, hakkını yemeyeceksin. Bir de ben çok böyle biraz çakallıkla avladım seni. Kusura bakma kardeşim de. Biraz mecburduk be. Yani yoksa bizde yamuk olmaz aslında da. Delikanlı gibi dans ederdik. Bir de ben çok ok kaçırdım ya. O okları da bulmak lazım. Bir tanesi buralara bir yere girdi. Baga mı girdi? Ne oldu artık? Bir tane de ya bir ya iki tane de yolda kaybettim. Bulacağız onları, bulacağız. Onlar aklımızda. Şimdi sen 41 dakika diyorsan. Ben şöyle senden bir, hadi 45 yapalım onu. Senden bir 4 kilo etini alıvereyim ben sana. Keşke bir sedir çeresinde atsaymışım ama. Güzel. Şöyle etlerimizi alalım. Güzelce pişirelim. Ne oldu? 47 dakika oldu. O sırada da senin bir postunu almak lazım. Onu bir an önce kurumaya bırakmış olalım. Hala da Aurora olmadı bu arada. Yani biz burada Aurora'yı beklerken bu gidişte ömrümüzden ömür gidecek. Haberimiz olmayacak. Şöyle postu bir atayım buraya, kurumaya başlasın o. Aynı şekilde bağırsaklara çok ihtiyacım var. O yüzden bağırsakları da koymaya başlayacağım. Oğlum hiç ısınmıyoruz ya. Yani öyle böyle değil ya. Biraz ısınsak çok iyi olacak da yani. bu kadar ısınmamak da insana koyuyor arkadaşlar. Cidden koyuyor yani, samimi söylüyorum. Bağırsakları at. Etlerini dış kısmı atsan. Bir tanesini de ye. Güzel. Bir noktada çubuk toplamam lazım. Şimdi önce ben şu bir çayları mayları ısıtayım. Belli ki yine ihtiyacımız olacak zaten. Aradan çıksın onlar. Aurora olsaydı güzel olacaktı ya. Şöyle bir bağırsak daha toplayalım. Susuzluktan da hasar yemek üzereyim. Su da içmem lazım. Daha burada takılmak istiyorsak ama muhakkak çubuk toplamaya gitmemiz gerekiyor bir ara. Öyle bir derdimiz tasamız var. Şunu koy. 10 derece ya sadece. Pardon, SC bastım 2 kere. Şunları bir alalım. Çok Aurora olacak gibi bir izlenim alıyorum ben ama olmuyordu bir yandan. Bir yandan olmuyordu. Hava ama tam Aurora havası. Neyse önce bir 2 kilo et alalım şuradan. 22 dakika diyorsun. Onlar pişerken ben bir çubuk toplamaya bakayım. Güzel. 31. günde oluyordu galiba bir sonraki aşama yanılmıyorsam. O zamana kadar fena olmayan bir vaktimiz var. Gerçi az kalmıştır yani, biz sürekli ısın, kapalı alanda zaman geçir derken süreyi çok fazla boş harcadık. O yüzden bilmiyorum o konuda bir verim alır mıyız ama. Ondan sonra fakat ayı eti yiyememeye başlayacağız. O da bizi biraz derde sokacak arkadaşlar. O yüzden yiyebiliyorken tadını çıkaralım. Yiyebiliyorken tadını çıkaralım. Daha sonra çok derde düşeceğiz, dara düşeceğiz bu konularda. Buralarda bir kırık deniz feneri de vardı da tam neredeydi ya? Rayşi mantarı olarak bereketli bir noktaymış. Canım yine azalacak. Canım habire azalıyor zaten. Daha iyi bir ilerleme aşaması çizebilirdim ya. Bence ızdırabı bir kere daha oynasam çok daha iyi oynarım. Bu ızdıraptaki ilk serimizde. O yüzden biraz yeni bir zorluk seviyesinin, yıllar sonra gelen zorluk seviyesinin heyecanı, paniği, şusu bu sunarken bir de baş etmemiz gereken yepyeni mekanikler, onlarla tam nasıl baş edilir edilmez. O konularda daha tecrübesizdik, şimdi daha alışkınız. Aha okum. Kırılmış. Benim bir okum daha olmalı ya buralarda bence. Bir tane daha kaçırmıştım sanki. Yanlışım yoksa. Ne üşüdük be Astrid. Vallahi billahi ne üşüdük be. Ne yaptınız? 25 dakika. Ateş ne durumda? 23 dakika. İyi ki çubuk toplamaya gitmişiz. Biraz daha ısınmış oluruz. O ara ben bir 2 kilo daha etimi alayım. Hala 2 çizgi ısınmıyorsun derken sonunda 2 çizgi oldu ama isterse 10 çizgi olsun. Biz her türlü yavaş ısınıyoruz. O buz tutmuş kemikler zamazingosundan ötürü. Bir de ne durumdayız ya? Kaçıncı gündeyiz? 30. gündeyiz. Az süre kaldı vallahi billahi. Az süre kaldı ya. Şimdi 44 dakika diyorsun. 2 kilo daha et alıyorum ben. Sonra yine bağırsağa girişeceğim. Bağırsak daha önemli aslında. Daha acil bir derdimiz bizim bağırsak. Hem balık tutabilmek için lazım hem şey için. Genel olarak hayatta kalabilmek adına. Şöyle bir tane daha toplayayım. Gıdam da aslında yani, o da bir dert de. Asıl derdin kendisi çubuğumun az olması gibi ama şu an. Her şeyden önemlisi. Tam kömür mümür bir şeyler. 5 dakika bir daha çubuk toplayalım biz ya. Bir tur daha. İlla vardır buralarda. Genelde çubuk konusunda asıl hiç sıkıntı yaşamıyorduk. Niyeyse bu sefer o konuda dert oldu. çok da yok gibi yani çubuk etrafta, değil mi? Ben mi göremiyorum diyeceğim ama gözümün de alışkın olduğu bir şey. Yine soğuk hasar yemeye başlayacağım. Biraz bir şeyler bulduk yine. Hiç yoktan iyidir de. Gönül istiyor ki daha çok olsun, daha çok olsun. İşte insanı doyurmak zor. İnsanı doyurmak zor. Doğa ana veriyor, insanoğlu yine ağlıyor. Bir yandan okuma da bakmaya çalışıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Belki tüm oklarımı da almış olabilirim bu arada. Başta kaç okumuz vardı onu da anımsayamadım şu an. Ama bence en az bir okum kayıp. En az bir okumun kayıp olduğunu düşünüyorum ben. O taraftaki çubukları almıştım zaten. Ağaca da saplanmış olabilir ya da böyle çok absürt bir yere. O yüzden de gözümden kaçıyor olabilir pek tabii. Her şey olabilir ya. Bu oyunda olmaz demeyeceğim hiçbir şeye. Ben bunu öğrendim valla. Etlerimizi pişiriyoruz yine. Son hastalık gelmeden ete doyacağız. Yine çubuklarımızı atıyoruz. Ateşten de daha çok ısınacağız böylece. 2 bağırsak daha çekiyorum. Dediğim gibi bağırsaklardan ne kadar verim alabilirsek, ne kadarını toplayabilirsek ve bir an önce kurtmaya başlayabilirsek bizim için o kadar iyi olur. Bizim ya sahil yolunda ya burada balık tutmamız gerekiyor. Öyle bir sorun var ortada. Başka türlüsü kurtarmıyor maalesef. Artık daha iyi ısınıyoruz. Süper. Bayağı bir şeyini aldık. Madem öyle. Buradan ben bir yemeğimi yiyeyim. Hatta sen de yiyeyim. Güzelce suyumu da içeyim. Belli ki daha buradayız. Daha burada izliyorum da 47 dakikalık ateşim kalmış ben. Daha o kadar da burada olamayabilirim. Tamam. Onu ne yapalım? Bir saat yapalım. 2 bağırsak daha alalım. Alabilirsin diye umuyorum. Alırsın be Astrid. Yaparsın sen be güzelim. Helalim var canım benim. Helalim var. O sırada bir bağırsak daha almadı. Ne yap? 2 kilo et aladı. Daha hızlı olsun diye bıçakla aldım. Yoksa testereyle devam ederdim aslında ama. Buradan bir süreden, ateşten, bir şeylerden kazanmak istiyorum. Şuraya bir çubuk daha atmadan önce. Şunu çekiçle. Tamam, dalla yap, dalla. 7 dakika diyordu değil mi? Buradan da 7 dersin sen bana şimdi. 7'ye de 14 eder. Güzel. Yine biraz soğuk hasar aldık. Allah'ın belası ya. Soğuk hasarı almadan belimizi doğrultamıyoruz. 27 dakika. Şöyle bunları at. 55 dakika oldu mu oldu. Şu bağırsağı da al. İyice ısınmış olacağız böylece yola koyulmadan evvel. İyileştiren tarif yapmamız gerekiyor. Tamam, tüm bağırsakları koyduk bak. En iyisi %5. İlk aldığımız %5. Güzel bir oran %5. Şuradan da 1 kilo testereyle et al. Keşke yarım kilo alsaydım bu arada. Daha anlamlı olurdu. Neyse, olur böyle şeyler. Ya zaten yiyemeyeceğiz bir süre sonra da işte insan yapası geliyor insanda. Ne yapsın insan? Suyumuz Var ama hadi koyalım bir tane daha. Taze ayeti. Taze ayeti. Ne durumdaydık? 26 dakikalık ateşim var ha. Onu pişiremeyecekmişim zaten, boşa koymuşum. İstesem pişiririm de. Onun için de ekstradan çubuk atmaya gerek var mı ya? 32 dakika diyor. Çok abi, 32 dakika yok bu kadar da. O kadar pişmesen de olur. Tamam, ben senin başında ısınayım o zaman. Çay yapamıyorum. Yani çay hazırlayabilirim, o ayrı bir konu. Bir süreyi kontrol ediyorum, kusura bakmayın. Evet, süreyi iyi ki kontrol etmişim. Çünkü bir saate hayli yaklaşmış durumdayız. Ben bir meşalemi çekiyorum buradan. Artık bölümü yavaş yavaş noktalayacağız. Bu bölümde çok bir şey kat edemedik ama bir yandan da hem kodu aldık, gerekli kodu almayı başardık. Hem de bir ayı avlamayı başardık. Aurora olursa içeride giriş yapacağız ve sonunda ama sonunda iyileştiren tarife kavuşmuş olacağız arkadaşlar. Bunları da topluyorum ben şu an böyle. Hepsini aldık. Buraya kadar izleyen, yorumlarını, beğenilerini eksik etmeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Esenlikle kalın, hayatta kalın, hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.